Belki de bugünkü aklım olsa yapmazdım dediğiniz e, bütün hayatınızda tek şey Berkay'ın sahnesine çıkmak olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya o da çok eğlenceliydi. Yani öyle bir linç yemek mesela o da değişik bir deneyimdi. Benim o, o da o da bir yerde bak, baktığımda bakıyorum ve çok komik geliyor. Hatta ben bayağı her şeyi okumuştum yani orada. Hani yapmam öyle akl, hakkımızda bir şey çıktığında ben açıp böyle bakmam. Hani bütün yorumları okuyan biri de değilimdir. Ee, ama o, ona özel bir şey vermiştim, dikkat vermiştim. İnsanlar nereden linçliyor acaba beni diye. Sonra orada çok büyük bir nefret görmüştüm hani böyle insanları. Hatta bir tane adam var ya, müzik, müzik yazarı. Ben sana 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 ölürüm, Aa, ölürüm, sana. ölürüm, ölürüm sana ölürüm. Evet. O galiba kötü bir yorum yazmıştı. Ben de anlayamamıştım. Neden acaba? Yani şu an günahını alıyor da olabilirim. Ona benzeyen başka biri de olabilir. Dediğim gibi o, o eğer o beyefendi değilse özür dilerim şimdiden. <laughs> o sandığım şu an birisi böyle bir, biri bir yorum yazmıştı. Anlamamıştım. Ve orada Bilge'ye söylemiştim. Ya bu nefret ne peki ya demiştim. O da demişti çok başarılısın. <gülüyor> demişti. <gülüyor> Allah Allah. Kadar kadar mı başarılı <gülüyor> <gülüyor> olmuştum yani. Ve anlayamamıştım. Çoğu insanın o yaptığı şeyi bir türlü çözememiştim. Aslında birazcık araştırma gibiydi de. Berkay'ın sahnesinden sonra başıma gelenler. Zaten bir şey soracağım. Detin olmak çok kolay bir şey. Çünkü iki tane tel yani hani. Evet. Ya bir de o bastığı şeyi ben hani ilk mesela biri bir şey çaldığında hadi bir atıyorum. Hadi atıyorum Sezen Aksu'dan bu geceyi söyleyen dersin. Sen de bir nota basarsın. Dersin ki duyarsın D bu notanın... al, beni, al beni. buradan ha tamam diye ararsın onu al beni diye girersin. Ben orada doğru nota sanıyorum. Doğru notadan bir giriyorum. Bu değil dı, 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 dı. çok dik. Çok yukarıda. <laughs> orada duruyorum. Ya aslında bir arayış arıyorum yine orada. Doğru notayı <gülüyor> arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama orada durmam lazım. Diye. Bu değil. Bir şey soracağım. O size karşı yapılmış bir sabotaj mı? Yok be. Hayır değil asla. Çağrı zaten hani çalan arkadaşımız. Şey İnsan da olur. Na, yani. Evet yani. Zaten. O, o tam da, ya işte müzik yine te, şey böyle çok inek konulara giriyor o da. Tam detone de değil aslında, detone değil aslında. ya yani Bir tonu bulamamak oluyor. Detonenin, sürtonenin başka anlamları var. Ses çatlamasını, mesela çoğu insan ses çatlamasını detone sanıyor. Hani ben sana o öyle. diye bir şeyi, onu mesela detone sanıyor insanlar. Öyle bir şey de anlatmış oldum. <laughs> Berkay'la çok yakın olduğunuz için mi çıktınız? Ee, yakınız ya, biz bir daha hani yazımız, Alaçatı'da bizim o ev vardı, onlarınki de oradaydı falan. Böyle bir tesis gibi bir durum vardı. O tesisinde bir grubu vardı, WhatsApp grubu falan. Ee, oradaydık yani, orada yakınlaştık. Ayak tenisiler, onlar bunlar, Oğuzhan Koç, Vedat abi, işte Murat Bozlar, böyle hep oradaydık. Orada tanıştık. Eğlenceliydi yani. Çıktığımda da zaten o söylüyor bu arada bir tek ben anlarımı. Ben de oralardaysam çıkıyorum. Bütün bunları konuştuk. Hayatınızı geri dönüp baktığınızda... ...şimdiki aklım olsa yapmam diyeceğiniz bir şey var mı? Konuşmadığımız. Çok genel bir soru. Sabah bu soru sorulsa arka arkaya 5-6 tane... ...pat pat 5-6 tane şey soruyor. Gerçekten mi? Belki yaşlıyım o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> bir tane borsada kağıt aldım şey. <laughs> o kadar basit bir şey söylüyor. Hiç hayatımda borsaya para yatırmadım. Yani... İşte bütün bunlar yaşlılık işte. Diyorsunuz. Tabii ki. Ben hobim yok demiştim ya, geçen beni uya uyardılar. Benim bir hobim de o, öyle şeyleri de seviyorum. Böyle yeni risk. teknoloji, neler yükseliyor falan. Risk. Evet risk ama öyle küçük şeyler, küçük paralar. Öyle beni padişah yapacak şeyler değil yani. Küçük küçük şeyler. Bu Bunun sırf, bir de onun konuşulduğu bir ee, WhatsApp grubumuz var. ...orada da battık, çıktık falan diye böyle şakalar yapılıyor, işte şeyler, gifler mifler atılıyor. Ona da gülüyorsun işte evdeyken, takılıyorsun. Bir hobim de odur mesela benim. Ee, şey gibi, böyle bir çok zeki müren gibi genel ve ee, şey, e, toplumsal mesaj gibi olacak ama... ...yani kırdığım insanlar var, onları kırmak istemezdim. Geriye dönüp baktığımda. Ee, onlar aklıma ilk geliyor. Hı. Ben mesela popstar koltuğuna oturmazdım. Hadi be. Net. Hadi ya. Allah Allah. Niye ki? E ben bir kasabadan İstanbul'a geldim. Kasabadan İstanbul'a gelme sebebim ben bu dedikodulu yerde hiç huzur bulamıyorum. Gideyim büyük bir şehirde kaybolayım, kimse beni tanımasın diye geldim. Televizyoncu oldum. Sonra bütün Türkiye'yi kendime kasaba çevirdim. <laughs> yani. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ee, İnsan hayata gerçek... hayatı <laughs> travmalardan ibaret. <laughs> İnsan istemediği şeyi çok iyi oluyor. Çok iyi yapar istemediği şeyi. Ben de ünlü olmak istemezdim. Ben gayet e aynı şey. Şarkılar yazan ve e, o şarkıları belki birilerine veren. Böyle Bülent Ortaçgil olacaksam o kadar olayım. Hani böyle o, o bile fazla gelirdi muhtemelen. Böyle daha az ünlü bir yerde kalıp şarkılarını yazan falan biri olmak isterdim. Ama yani ben bugün o çok ünlü insanlarla o çok ünlü şarkılarını yeni falan dinliyorum. Çok eski mesela. İsim vermeyeceğim. Yeni dinliyorum. Vay ne güzel şarkısı varmış falan alıyorum. Ya manyak mısın Türkiye'de ne kadar dinlendi bu neredeydin diye. Ben de Bob Dylan dinliyormuşum o ara. Yani ünlü olmak istemezdim. Ama oldum çok güzel bir şeymiş. <laughs> Sen ne düşünüyorsun o konuda? E zaten bir şey soracağım. Hani nehire ya tamamıyla gireceğim buraya kadar ya buraya kadar. Buraya kadar ıslanıp geri döndüğünde de ıslanmış oluyorsun artık. Aynen öyle. Tabii. Onlar, ya, ama bütün bunları fark etmem için 50-40'lı yaşlara gelmem gerekti. Hmm. Ben bir ara şöyle düşündüm. Kaybolursam herkes beni unutur. İki yıl hiçbir şey yapmadım mesela ama öyle olmadı. Hala benim haberim çıkıyordu. Yani çıkmaz mı? Ve bence e, benim gözlemim popstar koltuğundaki en güzel özelliğiniz de bu adam kimdi? Nereden geldi? Aynen. Başımıza. Ve niye herkesten daha çok ilgi çekiyor? Yani bu, bu gerçekten e, çok değişik bir sıfat. O, yani bu tam bir hani o star kumaşı denen şeyin olduğu bir durum. Yani çünkü hani Bülent Ersoy gibi, pardon canım falan diyor. Hani sen böyle hiç kimseye dönüp bakmayan, <laughs> sana dönüp bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyle. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Bir gün ederim. beraber Adana'ya gidip şırdan yiyelim. <laughs> neler yeriz? daha da neler var. Daha Değil sıkmalar, mi? mıkmalar. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum ağırlama için.